Herkese merhaba arkadaşlar. Gene güzel bir günde yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size antrikot pişirmenin, mangalda antrikot yapmanın inceliklerini göstereceğim. Uzun zamandan beri bu videoyu yapmak istiyordum. Kasabıma gittim. Orta yağlı bir antrikot aldım. 2 kilo antrikot var burada arkadaşlar. Biliyorsunuz etlerin kralı antrikottur. Ne bonfile ne başka bir şey. İyi bir antrikot bütün etlere değer. İyi bir antrikot almanın sırrı böyle içinde yağ olması arkadaşlar. Bakın şimdi burada yağ damarlarını görüyorsunuz. Biraz daha yağlı bir antrikot olsa daha da lezzetli olabilirdi. Ama antrikot pamuk gibi. Şöyle bakın. Parmak değdirdiğim vakit içeride göçüp kalıyor. Bu kadar pamuk gibi bir antrikot aldım şansıma. Şimdi bunu şu şekilde dilimleyeceğiz arkadaşlar. Bursa bıçağımla. Antrikotumuz dilimledik. Şöyle bakın içine. Buna yapacağımız işlem. Parmağımıza yağlıyoruz. Şöyle. Sıvı yağ arkadaşlar. Zeytinyağı değil kesinlikle. Zeytinyağını çünkü pişme derecesi yüksek. Biz mühürleme yapacağımız için ayçiçek yağı daha çabuk geçirir ateşe. Bu etimizi şimdi isteğimize göre tuzluyoruz. Et tuz eti sertleştirir mi? Hayır, bu şekilde piştiği vakit sertleştirmez arkadaşlar. Kavurma yaparken biraz geç pişmesini bilmem olur. O şu şekilde yaptığımız vakit etimiz şu anda hazır. Öteki dilimleri de hazırlıyorum. Şöyle bekleyelim. Tuzunu bir içine çeksin. Bu arada eti yarım saat evvel dışarı çıkardım. Oda sıcaklığına vardı. Oda sıcaklığında olması gerekli arkadaşlar. Etin içindeki suyun dağılımı için oda sıcaklığında olması daha güzel. Miktarı 10 dakika kaldı arkadaşlar. Şimdi ateş kontrolü yapalım. 1, 2, 3, 4 saniyede beklemedim. Mangalımız etin mühürleme müsait olmuş. Etimizi şöyle atıyoruz. 2 dakika böyle bekleyecek arkadaşlar. Fazla ellemiyoruz. Eğer biraz çabuk olsun istiyorsak bir kademe alt alalım. Yetişmeyebilir. Şimdi bu 2 dakikanın 1,5 dakikasını falan kullandım. Geri kalan 1,5 dakikasını da şöyle az öteye eti tam ters çeviriyorum. Yarım ters. Artı ihraçını yapacağız. Bunlar çok sıcak oldu. Şöyle bir ters çeviriyoruz. Biz orta pişmiş, orta iyi pişmiş seviyoruz arkadaşlar.
Eğer siz az pişmiş seviyorsanız ona göre ateşi açın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etin iki tarafı da oldu. Tavamızı alıyoruz. Şimdi buna bir operasyon daha yapıyoruz. Bu benim teflon döküm tavam, ince biraz. Bunu şöyle bir tereyağı atıyorum. Tereyağı irirken pazardan zorlukla bulabildiğim taze nane. Çok mükemmel oluyor arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Naneyi taze nane dedim. Taze kekik arkadaşlar. Kusura bakmayın. İptal vakti biraz kafa gitti. Kekiği şöyle güzelce yayıyorum. Ve pişirdiğimiz eti şu şekilde tereyağlı kekikli sosa atıyorum. Bunun lezzeti de apayrı olacak. Sadece tereyağı rakip pişirsin yeter. Maksadımız pişirmek değil. Pişirmeyi yaptık. Bu şekilde. Bakalım etimizin durumu nasıl? Gördüğünüz gibi suları da akıyor arkadaşlar. Şelale gibi. Bu bizim biraz Türk iş oldu. Orta iyi pişmiş. Şu şekilde. Afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı iftarlar hepinize.